en büyük annesiydi. Şöyle yapmak için kalmaya geldim. Maddi olarak çok kazançlar sağladı. O ürünler çok pahalı olduğu için tabii belediyemiz de sağ olsun katkıda, yardımlarda oldu. Artık çocuğum en azından daha rahat bir şeyler yiyor, arkadaşlarımla gibi beslenmeye çalışıyor. Yurt dışına bu dereceli başarılı çocukları yurt dışına götürüyordu. Orada bir kızımız, bu çölyak rahatsızlığı, ben orada ilk defa onunla birlikte tanıdım. Yurt dışına götürüyoruz. Tıp fakültesini kazanmıştı. Şimdi tabii 7-8 sene oldu, şey oldu, okulu bitti, doktor oldu yani. Maşallah. Öylelikle öğrendik çölyak. Bunlar senin için özel. Bunlar senin için geldi. Ne güzelmiş. Tamam. Pastayı sevdiğini duydu. Evet. O yüzden. Kek senin için, kurabiyeler senin için, tost ekmeği senin için. Tamam. Sana özel. Bizim paketler geliyor. Geliyor. Çok nasıl ben? Çok teşekkür ederim. Beğeniyor musunuz paketleri? Beğeniyorum. Çok güzel. İyi, içinde evet. İyi değil mi? Sağ olun. Ekmeği, tost ekmeği, kurabiyeleri, keki. Şimdi deniyoruz. Çok güzel. Görüntü tamam diyorsun. Görüntü yani. Güzel. Görüntüden sınıfı geçti. Evet. Peki bir tane de lezzetine bakalım. Dene bakalım. Çok güzel lezzetine. Afiyet olsun. Evet, çok güzel. Beğendiyseniz çok ne hale? Çok beğendim, çok güzel. Yani. Çok teşekkür şimdi biz ederim. İlk defa yiyince bizim hoşumuza gitti. Evet. Ama siz sürekli bunun içinde olunca, farklılarını da denemiş yok, olunca. Çok güzel, aynı normal gibi. Evet. Güzel. Normal ekmek gibi. Diyetine dikkat edeceğiz. Bazıları bunu glutensiz beslenmeyi normal bir hayat şekli olarak yapıyorlar. Buyurun.